Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Başka türlüsünde olmayacağını düşündüğüm için zaten böyle önden tek takdirimizi bilecek istemiştim. Sayın Hocam bize her zamanki gibi konuşmasını yapacak. Biz dinleyeceğiz. Ardından kendisini biraz sorularımızı da görmek üzere müsaade istiyoruz. Tabii ki. Teşekkür ediyoruz. Buyurun hocam, söz size. Hocam Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi. Fakültedaşım, aynı fakültede yıllardır beraber sayın hocamla ve çalışmalarıyla da gurur duyuyoruz. Şimdi kendisinden ayrıntıları dinleyeceğiz. Buyurunuz hocam. Sayın hocam, her şey için öncelikle teşekkür ediyoruz. Bütün hocalarımız, değerli konuklarımız, varsa öğrencilerimiz, katılımcı hocalarımızın, araştırmacılarımızın ayaklarına sağlık. Bu sıcak Adana günlerinde buraya kadar zahmet ettiniz, geldiniz. İnşallah sizlere güzel, doyurucu bilgiler veririz. Adana'nın hakkında sizleri biraz aydınlatırız. Sesinden dolayı çok özür diliyorum. 3-4 gündür yatıyorum. Bir sempozyumda, dedim ki sempozyumda bir ciddi bir hastalık geçirdik. Neredeyse ambulans vardı, getirecektik. Birkaç gün önce de toparladık ama şu anda iyiyiz. Yani şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Sizlerle olmaktan gayet hoşnutuz. Hemencecik vaktimizi güzel değerlendirelim. Hemen analarda sunumumuza geçelim. Anazarbos, yani orijinal ismiyle bildiğiniz Latince Anazarbos, Grekçe Anazarbos ve bugün Türkçe kullandığımız ismiyle Anavarza. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Türk Tarih Kurumu Adana Mahalleli Çukurova Üniversitesi Arkeoloji Araştırma Merkezi ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda destekleriyle kazı çalışmaları yapılmakta. Adana'nın 68 kilometre kuzeydoğusunda Kozadı ilçesi Dilekkaya sınırları içerisinde bulunan bir antik kenttir. İzlediğiniz görüntüde, yani birçok alanda çalışmaları yürütülmekle birlikte Adalarza antik kentinde asıl odaklanılan 5 çalışma alanını görüyorsunuz. Bu 5 alanda bu bir ciddi anlamda kazı ve yüzey araştırmaları sürdürülmekte. Kent ismini çok büyük ihtimalle kentin ortasındaki yüksek kayalıktan adını alıyor olması lazım. 222 metre yükseklikte ve yaklaşık 4,5 kilometre uzunluktaki hemen slide'da görmüş olduğunuz o kaya kütlesi aslında Anavarza'nın isim babası da aynı zamanda olmuş olmalı. Bir de Persçe'de Nezer Buz kökü ile bir ilişki kurulmaya çalışılıyor. Biliyorsunuz Nezer Buz ya da Nezer'da Persçe'de yenilmez anlamına geliyor. Bu şekilde bir bağlantı kurulmaya çalışılıyor ama henüz kanıtlanmış bir bilgi yok. Antik dönemde birçok isme haiz kalıyor. Yani Anazar Buz, Anazar Buz, Anazar Buz. Aizarba, Dezarba, Dezarbus gibi ve Anavarza gibi birçok isme ulaşılmış durumda. Zaman içerisinde tarihte yeni isimlerle de karşılaşacağız. Çünkü çok erken döneme giden son zamanlarda buluntularımız var. Bu gösteriyor ki kentin daha şu an itibariyle bilemediğimiz başka isimleri de mevcut. Görüntüde işte bu yüksek kaya kütlesini görüyorsunuz. Kenti çalışırken önce yukarı kale ve aşağı kale olmak üzere, yani yukarı kale ve aşağı kent olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Yukarı kalede daha çok savunma sistemleri ve dinsel bölümler. Aşağı kentte ise yaşam alanları mevcut. Aşağı kentte de kendi içerisinde ayrıca su içi ve su dışı olmak üzere yine iki bölüme ayırıyoruz. Yukarı kalede görüntülerini izliyorsunuz. Bugün yani aslında çok alışık olmayan ama Çukurova'da bizlerin çok iyi bildiği savunma sistemleri çoğu bölgede tamamıyla yıkılmıştır. Ama Adana'mızda bir hayli sağlam bir şekilde günümüze kadar korunmuş bir şekilde günümüze kadar gelmiştir. Farklı evreler vardır. Asur dönemi vardır. Doğumama dönemi vardır. Ermeniya Krallığı'na ait bazı kalıntılar, izler de mevcuttur. Birçok evreden oluşan savunma sistemleri mevcut. Bizim kazıda çalıştığımız asıl bölüme geldik. Yani zafer takı şeklinde yapılmış Güney Anıtsal Kapı. Adalarza Antik Kenti'nde aslında 6 tane giriş kapısı var. Fakat bu 6 giriş kapısının hiçbirisi aynı anda kullanılmamış. Bu görmüş olduğumuz kapı aslında kentin ilk kapısıdır.
gerçek ilk kapısıdır. Bu kapıdan sonra daha sonra bir kuzeyde ikinci kapı yapılıyor. Daha sonra bu kapılar bir adını tamamladıktan sonra tamamıyla artık kullanım dışı kaldıktan sonra aşağı surlarda, Arap surları olarak adlandırılan ama aslında Doğu Roma döneminde yapılan surlarda da daha sonraki dönemlerde 4 adet daha kapı açılıyor ve toplam bugün itibariyle elimizde 6 tane kapı mevcut. En üstte 1905 Getrikler resimleri yüzünün başında oldukça sağlam bir şekilde görülüyor. Daha sonra 2014 yılında yani bizlerin kazıda müdahale etmeden önceki görüntülerini izliyorsunuz. Ve en aşağıda da restorasyon müdahalesi değil ama kazısı yapılıp tamamlandıktan sonraki görüntüyü izliyorsunuz. Ve kazı çalışmalarında bazı detaylar, 531 adet çıkartılmış blok taş, kapıya ait 531 adet blok taş, tek tek bunlar her bir cephesi numaralandırma suretiyle, çizilmek suretiyle ve fotoğraflama suretiyle belgeleniyor, kayıt altına alınıyor ve daha sonra bu bloklar hangi sıranın neresine gelecek, bu yapının üzerinde orijinalde nerede durması gerekiyor, bunlar tek tek hesaplanıyor ve onlarca, yüzlerce, binlerce çizim üretilmek suretiyle en sonunda bu kapının orijinalliği önce kağıt üzerinde, daha sonra maket ve daha sonra da birebir restorasyon suretiyle ayağa kaldırılıyor. Kazıdan sonraki aşamalarını görüyorsunuz. 8 ayak üzerinde güney cephede 6 tane sütun da desteklenmiş. Arşivden ve krizi bulunan. Ön tarafta küçük pedimen dediğimiz üçgen çatı ve alındıkları bulunan ve en üst kısmı da düz bir dam ile yani düz bir örtü ile tamamlanan bir çatı sisteminden ibaret. Ortadaki kemer iki kanallardaki iki kenardaki kemerlere göre daha küçük tutulmuştur. Biz kazı başlamadan önce de aslında çok da alışık olan bir durum değil. Yani örnekleri var ama çok alışık olan bir durum değil. Bunu aslında çok düşünmüştük. Kazı çalışmalarından sonra gördük ki ortadaki kenarın altından atlı arabalar yani atlar ya da atlı arabaların geçmesi için bir yol bırakılmış. İki kanallardaki küçük kemerlerin altından da bildiğiniz parke döşeme taş yollar yapılmış ve bunlar da daha ziyade yürüme için, yayalar için bir yol amacıyla yapılmış olarak karşımıza çıkıyor. Evet, önemli bir fotoğraf. 22,5 metre altında tespit edilen gölet bölümü. Adalarca Antik Kenti'nin yapılan dip sondajlarda 22 metre altında bir gölet tespit edildi. Ve bütün Antik Kent'in altını kapsadığı gibi hatta biraz sınırlarını da taşıyor. Çukurova Bölgesi'nde yapılan, arkeolojik olarak yapılan ilk dip sondajıdır. Kanıtlardan görüleceği üzere aşağı taraftaki örnekler, numuneler oldukça kayaç, sert örnekler. Ama yukarıya doğru çıkıldıkça yani derine doğru gidildikçe numunelerin gittikçe yumuşadığı, hatta iyice suyla karıştığı ve en son aşamada artık tamamıyla su, yani gölle karşılaşıyoruz, tamamıyla su çıktığına şahit oluyoruz. Ve buradan da anlaşılıyor ki Anavazı hem deprem kuşağında olması hem de dibinin maalesef gölet olmuş olmasından dolayı bugün Zafer Tapı olarak bilinen Güney Kapı dışında ayakta kalmış hiçbir yapı mevcut değil. Çalışmalara ait bazı fotoğraflar, 531 blok taşın belgeleme çalışması, çizim çalışmaları, deprem güçlendirme, işte ayrışma, efendim söylemiştim, kuvvet aktarımı, bunlar yüzlerce çizimden ben her gruptan birer tanesi size örnek getiriyorum. Ve nihayetinde bilim ekibi oluşturuyor ve bu bilim ekibi şuna karar veriyor. Bu kapının tamamı bir kere de yapılamaz. Önce küçük olan en sağdaki ve ortadaki ana kemer restore edilecek. Bu kemerler restore edilirken aynı zamanda zemin güçlendirmesi yapılacak. Ve birkaç sene bir beklemeden sonra iyice işte arkaların sıkılaşması ve zeminin iyice güçlenmesinden sonra da üçüncü kemerin yapılması için tekrar ihale edilecek. Ve bu görmüş olduğunuz görüntüde her 40-50 santimde bir yerin altına 22 metre uzunlukta bile kalınlıktaki çivilerin çakılmasını görüyorsunuz ve bu çiviler hem düşeyde hem de birbirlerine yatayda bağlanmak suretiyle zemini güçlendiriyor. Ve bu zemin güçlendikten sonra ana kemer ve sağdaki o küçük kemer ayağa kaldırılıyor, çatı ayağa kaldırılıyor ve
aradan bir müddet zaman geçiyor, bekledik ve bugün itibariyle yeni yapılan ihale sürecinde de bugün itibariyle üçüncü kenarında restorasyonu değerli konuklar başlamış durumda. Evet, önceki yıllarda yapılmış olan güçlendirme çalışmalarının söküm çalışmalarıyla buradaki çalışmalar başlandı. Kapının üzerinde olması gereken tonozlar önce yerde kurgulandı. Taşıyıcı özellikteki blokların tamamı kullanıldı. Taşıyıcı özelliği olmayan blokların ise yeni başka imitasyon ama birebir benzerleri aynı ölçülerde dökülmek suretiyle bazıları da bazı bölümleri orijinal, bazı bölümleri eksik olan bölümlerde taşa aynen böyle yama yapar gibi yamalaklık suretiyle dikildi diyelim artık bir şekilde yapıştırıldı ve yapının orijinal sitesi kurulmaya başladı. Bu önemli bir çalışma çünkü bu yapılan binlerce çizim çalışmasından sonra gelinen nokta. Yani bizim Anavarza'daki Güney Anıtsal Zafer Takımı'nın görüntüsü hem güney hem de kuzey cepheleri buradaki gibi ve dişler görüyorsunuz ve bu dişlerin içinde heykeller olduğu bekleniyordu ki bu heykellerden bir tanesi de yine kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkartılabildi. Kapı modellemesini izliyorsunuz. Kapı birebir buradaki gibi olacak. Yalnız bir fark var. Üçüncü kenar bugün itibariyle henüz yeni başlandı yapılmaya. Yaklaşık olarak herhalde yılın sonu itibariyle, Aralık Ocak itibariyle herhalde kapının tamamını burada görüldüğü gibi görebilme şansına sahip olacağız. Kireç taşlar, sert kalkerler, granitler, mermer var. Bunu niye söylüyorum? Yani yapıda bir sürü taş olabilir. Şimdi değerli dostlar, tabii yani eleştirmek tabii çok güzel bir şey. Yani bu olayı aslında bir yerde herkesin de vakıf olduğunu gösteriyor. Vakıf olmak da güzel bir şey. Fakat şimdi tabii bunu biraz da bilerek yapmak lazım. Şöyle bilerek yapmak lazım. Şimdi mesela hemen şöyle bir şey kaleye ulaşıyor. Ya hocam işte kapının üzerinde farklı renkli taşlar var. Ya var zaten orijinalinde de var zaten. Bakın kireç taşı orijinalinde var. Sert kalker orijinalinde var. Granit orijinalinde var. Mermer. Bu da bir de bu dört farklı taş grubu ana malzeme olarak var. Bunun dışında da aslında taş var. Bakın bir de biz evdeyiz. Yani beşinci evde olarak bir de biz işin içine giriyoruz. Her ne kadar bunun aynısını birebir de yapsanız sonuçta bir restorasyon çalışmasıdır. Yeni başlıyor kesinlikle ve yapılacak bloklar da mevcuttur. Buralara aslında çok da fazla takılmamak lazım. Yani sonuçta bir evdesiniz, bir restorasyon çalışması var ve birebir buradaki malzemenin tamamı zaten kullanılmıştır. Yani yöntem tartışılabilir, malzeme yapıştırıcı şeyin aleyk aralarında tartışılabilir. Ama burada da zaten orijinal diye en uygun, en orijinale yakın malzemeler kullanmak suretiyle buradaki restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Evet, yapı buradaki gibi olacak. Biz bunu bilgisayar üzerinde ayağa kaldırdık. Hatta çıkmış olan heykelin kendisini de çıktığı dişin içerisine burada olduğu gibi yerleştirdik. Mersin Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sevda Durgül hocamızla birlikte bu yapımcı ve hakemli dergilerde, uluslararası dergilerde bu çalışmalar geçtiğimiz yıl itibariyle yayınlandı. Bugün itibariyle kapı buradaki gibi gözüküyor ama 6 ay sonra bu görüntü değişecek ve en soldaki 3. kenarda ayağa kalkmış bir şekilde sunulacak. Bir heykel en sağdaki dişin içerisinde düşmüş olmalı çünkü hemen dişin alt bölümünde duruyor. Bir Hülya ve Hipnos heykeli tespit ettik. Biliyorsunuz bu Hülyalar sağlıkla ilgili tanrılardır, tanrıçalardır ve dolayısıyla da kendileri uzun yıllar, yüzyıllar, uzun bin yıllar boyunca yaşayabilmesi için bu heykeller kentlerin giriş kapılarına konuluyor ki bu kentler işte gidebildiği kadar çok uzun soluklu olarak yüzlerce, binlerce yıl yaşayabilsin ve yine yayın çalışmaları bu heykellerde yapılmış durumda. Orta Aks'ta ana caddeyi görüyorsunuz. 2700 metre uzunluktaki sütunlu caddeyi görüyorsunuz. Kuzey kenara kadar olan 340 metrelik bölüm kazısı yapılmıştır. 340 metreden sonraki olan bölüm şu an itibariyle kazı çalışması yok. Çünkü önce bu 6 ay sonra güneydeki kapının restorasyon çalışması tamamlanacak. O kapı bittikten sonra kuzey takım
restorasyon ve kazı çalışmaları başlayacak. Ancak ve ancak Kuzey Tapınak'ta kazı ve restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra hızlı bir şekilde bir rendere şu görmüş olduğunuz Doğu Roma surlarına kadar olan bölüm, yani 2700 metrelik caddenin tamamı bir kere de kazılmak suretiyle sütunları ve dükkanları tamamı ayağa kaldırılacak ve ülkemizin bilim ve kültürüne hizmet edecek. Bu kapıdan girdikten sonra inanılmaz bir caddeyle karşılaşıyorsunuz. Caddeler üzerine, yani antik caddeler üzerinde doktora çalışması yapmış arkadaşlarımız var. Onlarla da görüştüğümüz kadarıyla bugüne kadar Anadolu'da bilinen en büyük antik cadde Adana'da, Kozan'da, Adana'da, antik kentinde bulunmakta. Zaten kendisi çok devasa ölçülerde. Merkezi 4000 dönüm bir alan üzerine kurdu. Çevresiyle birlikte yaklaşık 10.000 dönüm bir teritorium alanı bulunan Anavarza'nın dolayısıyla tabii böyle çok devasa da bir sütunlu caddesini beklemek gerekirdi zaten. Bizi şaşırtmadı. Yerine göre bazı bölümlerde 31 metre, bazı bölümlerde 34 metre genişlikte ve en az gözüken, yani hava fotoğraflarında gözüken uzunluğu ile 2700 metre uzunluktaki bu antik caddenin antik dünyada bir başka eşi benzeri de zaten bugün itibariyle bulunmamaktadır. Yani Palmyra ördekleri var, Timgat ördekleri var ama bu ölçülerde değil. Likya'nın başkenti işte Patara 12 metre genişliktedir ana caddesi. İonya'nın başkenti Efes'in antik caddesi 11,5 metre genişliktedir. Devasa bir antik caddeden bahsedebiliriz. Dolayısıyla bu da çok önemli bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Tahttan caddeye doğru girildiği zaman bir giriş bölümünde bir tören alanıyla karşılaşıyorsunuz. Bürokratın bir kısmı bugün yaklaşık 2 metre toprak altına göçmüş durumda ve biz bunu bu şekilde de restorasyon çalışmasını kapatmıştık zaten. Ama şimdi bu yeni yapılan çalışmalarda şimdi tekrar bu bölüm açığa çıkartılıyor ki ayağa kaldırabilirim restorasyonu yapabilirim. Bir tören alanı sizi karşılıyor ve ondan sonra duble caddeye çıkmak suretiyle muazzam bir cadde Anavarza Antik Kenti'ni iki eşit parçaya bölüyor. Evet, çift şeritli yol, doğudan ve batıdan, doğu ve batı yayın yolu olmak üzere ortadaki bölüm bir at arabası ya da işte atlılar için kullanılmış bir bölüm ve her iki, yani hem sağdaki hem de soldaki her iki caddenin de her iki kenarı bantlı bir şekilde profillerle sonlandırılmıştır ve biz anlıyoruz ki bu caddenin her bir bölümü, yani hem sağ kanadı hem sol kanadı bir kere de planlanmış, yapılmış. Uzunluğuyla, genişliğiyle, evet bazı bölümlerde eklemeler var, bazı bölümlerde evet evreler var ama ana yapının kendisi bir kere de planlanmış bir şekilde karşımıza çıkıyor. Binlerce sütun antik dönemde yapılmış ve dolayısıyla bizlerin işi çok zor. Evet birçok meslektaşımız bugün Mersin'de, Adana'da, Osmaniye'de birçok antik kentte çalışıyor ama yani bu kadar devasa ölçülerde bir antik kentte çalışmak kolay bir şey değil. Yani sadece ödenek meselesi de değil, yani inanılmaz bir tabi iş yükü var. Her bir sütun tamburu, yani aşağı yukarı 4-5 ton ağırlıkta, bazıları yekpare ki ondan aşağı yukarı 18 ton ağırlıkta değişenler var. Başlıklar inanılmaz derecede muazzam ölçülerde. Ekip arkadaşlarımızdan bir tanesini oraya ölçek olsun diye koyduk. Bakın sütunun aşağı yukarı 3'te 1 yüksekliğidir. Yani antik yol kayda üzerinde sütun, üzerinde korup başlıkları, üzerinde arşivler, üzerinde dükkanda gelen o konsolların yüksekliğini tamamı topladığı zaman inanılmaz devasa yükseklikte bir sütunlu cadde ile karşı karşıya kalıyoruz. Caddenin batı kolu görünüyor. Kapıyla birlikte kazısı tamamlanan bölümün tamamı bir arada görünüyor. Bazı bölümlerde 28 metreye kadar düşüyor. Ve hem güney anıtsal kapı hem de kuzey anıtsal kapı burada bir arada görünüyor. Bu yıl itibariyle dediğim gibi güney anıtsal kapının kazı çalışmaları tamamlandıktan sonra çok büyük ihtimalle birkaç senede kuzey kapının kazı ve restorasyon çalışmaları sürdürülecek ve ardından da sütunlu caddenin tamamı bir kere ortaya çıkartılacak. Ve tamamladıktan sonra Adana için, ülkemiz için de inanılmaz bir kültürel, inanılmaz bir turizm potansiyeli demektir.
Yani tarihin bugüne kadar Türk dünyada gördüğü en büyük antik cadde başlı başına bir mimari başyapıttır. Burada hem takım kendisine heykellerin çıktığı nişi hem de dükkanların kesim çalışmalarını bir arada görebiliyoruz. Restitüsyon çalışmaları, yani sütunlar konulduktan sonra karşıda kapı, her iki tarafta dükkanların kesitleri ve sütunlar ve hemen aşağıda yine caddenin bir restitüsyon görünüşü. Bir arada görünmekte, yani buradaki gibi olacak. Ama ne zaman aşağıda bu 7-8 seneyi belki de bulacak tamamlanması. Ve kuzey anıtsal kapı, sikkeler üzerinde klasik çok bildiğimiz bir yapı grubu, Alexander Severus sikkeleri, milattan sonra 222-235, yani 3. yüzyılın yaklaşık olarak ilk yarısı gibi. Bize tarihini veriyor, planını veriyor, yani bütün çalışmalar şu anda tamamlanmış durumda, belgeleme çalışmaları bitmiş durumda. Hatta şimdi röntgen çalışmaları başlanıyor, yani yer altında ciddi bir derinliğe kadar, yaklaşık bir 10-12 metre derinliğe kadar, yani bir tarz eklentiler var, tek parça mıdır, işte nasıl bir plana sahiptir, bunları aslında kazmadan önce de görme şansına sahip olabiliyoruz. Kapıdan ve sütunlu caddeden çıkan mimari plastikler, plastik eserler görülüyor. Bunun bir kısmı boyalıdır. Sikkeler, kazıda çıkartılan küçük eserler, kandiller. Ve hiç bugüne kadar bilinmeyen, ilk kez kazı ekibimizin çalışmalarıyla ortaya çıkartılmış bir yeni kilise buluntusu. Bir de üç devre oldukça süslenili bir kilise, genç bir döneme ait olduğunu düşünüyoruz. Henüz şu anda kazı çalışmaları tamamlanmadığı için tarihiyle ilgili net bir şey söylemek şu an itibariyle biraz zor. Ama Anamarta'da da yeni bir kilise bu şekilde tespit edilmiş oldu. Ve bu genç kilisenin içinden çıkan bir taş bağda kazı ekibimizi kutluyorum. Yani bir kez buradan kutlamış olalım. Çünkü yani binlerce ton toprak atılıyor ve bu topraktan çok iyi bir şekilde eleniyor, inceleniyor ve bu inceleme sırasında bu görmüş olduğunuz, yani çok dikkatli bakılmamış olan pekala gözden kaçırılabilecek bir taş balta. Bu tabii bir ahşap sapa bağlanıyordu ve bir taş malzeme, bir taş balta olarak kullanılıyordu. Kesin tarihi saklamak tabii ki çok zor ama bu işin üstadlarına bu malzemeyi gösterdik. Hem protohistoryacı hem de prehistoryacı arkadaşlarımız bu keski uçlu ve bu boyuttaki taşların çok büyük ihtimalle insanın önce 5500'lü yıllara ait olduğunu, yani erken kalkolitik döneme ait olduğunu söylediler. Yani bunu söyleyebilir miyiz, yani diyebilir miyiz ya da yani bunu sunabilir miyiz diye söylediğimizde 1'di, 2 oldu, 4 oldu, bugün itibariyle 5 tane konunun uzmanı bu yönde hatta beraber yer diyebiliriz diyorlar. Biz de artık rahatlıkla bunu söylemeye başladık. Kazı çalışmalarından önce, yani 2013 yılından önce tüm literatür çalışmalarında İsa'dan önce 19 Ağustos'ta başlatılan Adana'nın tarihi ve tabi Adana'mızın bugün itibariyle milattan önce 5500'lü yıllara kadar uzandığı aşağı yukarı söylenebilecek duruma gelmiş durumda. Taş baltayla birlikte çevrede obsidiyanlar, çakmak taşlarında yine tespit edilen malzemeler arasında sayılabilir. Haberler Kilisesi'ni görüyorsunuz. Çok önemli bir kilise olduğunu düşünüyoruz. Hatta Sempol ile ilişkili, Aziz Pavlos'la ilişkili olabileceğini de düşünüyoruz. Çok çok önemli bir yapı. Bu görmüş olduğunuz sadece bir kilise değil. Bu kilisenin hemen temelleri altında, yaklaşık 4,5 metre toprağın altında İsa'dan önce 1. yüzyılın ortalarına doğru 40-44 civarına ait bir Roma tapınağının üzerinde bu kilise inşa edilmiş. Şimdi bu ne demek? Yani çok mu önemli bir şey? Çok çok önemli bir şey. Çünkü o tarihlerde bu boyutta bir tapınak yapmak bu kadar inanılmaz işte süslemeli, kırabildi, yani çok pahalı, masraflı bir tabii tapınak yapmak yani kolay bir şey değil. Tarihler aşağı yukarı Aziz Pavlos'un yaşadığı döneme denk gelen bir tarih. Her ne kadar o dönem için sembol kaçak konumda da olsa çok büyük ihtimalle ki o yönde de şimdi bir makale yayınlandı. Reyhan Köprü'ye İstanbul'da bir hocamız
yapmış olduğu bölgedeki 4 seferden ikisinde Sempol'ün Anavazya'da uğradığı tespit edilmiş durumda ki Anazarmos kitabında da buradan yayınlandı insan olarak. Bir şekilde Anavazya'ya uğradığı yani biliniyor ve bu tanıdıkları bir ilişkili olabileceğini düşünüyor. Çünkü son zamanlarda yazıtlar da bu yönde elimize ulaşmaya başladı. Çok uzun sürede bu tapınağın kullanıldığını biliyoruz. Ne zaman kadar? İsa'dan önce 1. yüzyılın ortalarından aşağı yukarı 5. yüzyılın sonlarına kadar bu tapınak kullanılıyor. Daha sonra kilise inşa ediliyor ve kilise de işte aşağı yukarı 11. yüzyıl Arap kıtalarına kadar kullanılıyor. Yani alan o kadar değerli ve o kadar önemli ki yaklaşık olarak 1100 yıl boyunca gerek tapınak olarak gerek kilise olarak bu alan çok kutsanıyor ve önem verildiği için de bu alana asla dokunulmuyor. Zaten bütün binaları olduğu gibi yerindedir. Tamamıyla depremden dolayı yıkılmış bir yapıdır. Başka tabii elimizde doneler de var. Şu an itibariyle paylaşmak belki biraz sıkıntılı olabilir ama yani Aziz Pavlos'la ya da Anavazya'da yaşamış 11 diğer çok önemli havarilerden bir tanesi ile bu kilisenin bağlantılı olduğunu artık neredeyse söyleyebilecek duruma geldik gibi. 515 tarihli 57-30 metre ölçülerde bazilikal planlı yani doğu batı planlı bir kilise ile karşı karşıyayız. Malzemenin hümeni ve %70'den fazlası inanılmaz derecede süslemeli ve profillidir. Yani çok pahalı, çok önemsenmiş bir kilise binası ile karşı karşıyayız. Hamam binası yine çok çok önemli. Anavazya'nın hamamı yani böyle bir arkeoloğun arayıp da bulamayacağı bir hamamdır. Niçin? Sadece planı değil, ısıtma sistemleriyle de tamamıyla ayakta, tubili, terakota spersi, pinhors dediğimiz ve tegula babata dediğimiz üç ısıtma sisteminin üçü de aynı hamam üzerinde kullanılan çok nadir örneklerden bir tanesidir ve Anavazya hamamı bu özelliğiyle de gerçekten çok ama çok önemli bir mimari yapıdır. İşte bu yapının hemen kuzey doğusunda bir alan var ve bu alanda sürekli kaçak kazılar yapılıyordu. Yani merak ettik burada niçin sürekli kaçak kazılar yapılıyor. Çünkü orada rahatlıyorlar, köyler sürekli kazıyorlar ve oradan seramik parçaları buluyorlar. Ve inceledik ki yani çok kaliteli seramikler var. Peki dedik, burayı biraz biz de geliştirelim, bir şey varsa hani biz görelim. Geliştirdiğimiz zaman çok çok inanılmaz Anavazya'nın bugüne kadar bir kazıyla ortaya çıkartılmış en değerli buluntularla bu alanda sahip olduk. Gördüğünüz üzere sütunlar devrilmiş, bu hamamın çok büyük ihtimalle pales var. Yani sütunlu galeri bölümüne ait bir bölüm olması gerekiyor. Burada çok önemli yazıtlar ortaya çıkartıldı. Bunlardan milattan sonra 3. yüzyılın ilk yarısına ait bir onurlandırma yazıtı üzerindeki bilgiler inanılmaz derecede önemli. Kutsal ve evrensel olimpiyat oyunlarının yöneticileri yapmış 6 kez olimpiyat atletik oyunları önderliğine bir sonraki olimpiyatlara kadar sürdüren Marcus Aurelius Milon'a adanmış bir yazıtla karşı karşıyayız. Ya kimdir bu? Çok önemli bir kişi. Hem kendisi Anavazya'daki stadyumda ve sirkusta defalarca olimpiyat kazanıyor. Aynı zamanda da ben yazının tamamını şimdi getirmedim. Size getirmedim bölümlerde. Kütahya'daki Çavdarhisar antik kentindeki stadyumda da olimpiyat oyunlarında yöneticiliğini yaptığını yazıyor yazı. Bu kadar önemli bir şahs. Yani bugünkü işte uluslararası olimpiyatların bugünkü yöneticisinden bahsediyoruz. Yani o statüde bir şahıs ve Anavazya'da yaşıyor. Ve ondan sonra geçmiş bilgilerimizi tazelediğimiz zaman Anavazya'nın tarihte tam 3 kez Neokoros ünvanı aldığını biliyoruz. Nedir Neokoros ünvanı almak? Yani 3 kez hem tapınak koruyucu ünvanı alıyor hem de 3 kez sadece Anavazya'da değil tüm Kilikya coğrafyasında, Doğu Akdeniz coğrafyasında sen diyor olimpiyat düzenleme yetkisine sahipsin diyor Anavazya'ya. Kim diyor bunu? Roma'da oturan Roma'nın büyük imparatoru söylüyor. Septimius Severus söylüyor. Daha sonraki bir söylüyor. Karakallar söylüyor. Bunlar çok önemli. Yani Anavazya sadece boyutlarıyla, ölçüleriyle, anısallığıyla önemli değil. Henüz daha Tarsus'tan ya da diğer asıl Çin'e tarzına
başkentlik statüsünü almadan önce aslında kendisi vergi toplamayı olimpiyatlar üzerinde değil. Aslında başkentlik ünvanını zaten kullanmaya başlamış. Aslında Anavazya'ya biz arkeologlar anladığımız kadarıyla Roma İmparatoru Tarsus'un yanında Anavazya'ya başkentliği vermek zorunda kalmış. Yani hani ben ikiye böleyim, işte Ovalı Kilikya'nın başkenti, Anavazya olsun, Dağlı Kilikya'nın başkenti, Tarsus olsun olayı değil. Anavazya zaten neredeyse bağımsızlığını ilan etmiş, zaten başkentlik statüsü de metropol ünvanını almış, 205'te Diyanforos ünvanını almış ve zaten vergisi de alıyor, yönetime zaten haiz olmuş. Dolayısıyla artık bakıyor ki Roma İmparatoru yapacak bir şey yok. Yani kent çok aşırı derecede büyümüş, ekonomisini almış, ticaret yapıyor ve bağımsızlık ilan etmesin diye en sonunda diyor ki sen de diyor Ovalı Kilikya'nın başkentliğini yapacaksın diyor ve 405 tarihinde bunu resmi bir statüye Ferman Yaydanok Sureti'ye oturtuyor. Evet, bu alandan işte bu, yani şu görmüş olduğunuz alandan birçok üzeri silinmiş yazıtlar var, silinmemiş yani günümüze kalmış yazıtlar var. Aşağıdaki heykel çok çok önemlidir, söylemeden geçmeyeyim. Bugüne kadar tüm Doğu Akdeniz'de ve Adana çevresinde Tanrı Apollon'la ilişkili bugüne kadar kazıyla ortaya çıkmış dergeli, yani yeri tespit edilen ilk buluntudu ve şu anda bu da yayınlanmak için şu anda çalışılıyor. Ve bu alandan çıkan Büyük Herkülenlu heykeller ya da diğer ismi de Büyük Herkülenlu heykelleri. Bunun en tanıdık, en birinde de Anadolu'da Perge antik kentindedir. Bunlar çok zengin aristokrat kadınları temsil eden heykellerdir. İnanılmaz derecede önemlidir ama hani şimdi çok zengin aristokrat kadınları temsil ediyor dediğim zaman hani sadece zenginlik olarak algılamayın. Yani Anavazya'nın su yollarını yaptıracak kadar, nekropol alanını belirleyecek kadar, Anavazya'ya mesela vakıflar, hamamlar bahşedecek kadar zengin yönetici kadınlardan bahsediyorum ve bunların işte birer temsilcisi olarak bu büyük her milletinin heykeller çok önemli büyük metropollere alınabiliyorlar ve bunlardan bir tanesi de pardon iki tanesi de Anavazya antik kentinde çıktı. Bugün Adana Müzesi'nde sergiler ve Selahattin'le beraber bu heykellerin de yine uluslararası heykelli dergilerde yayın çalışmaları tamamlandı ve bugün itibariyle yayınlandılar. Kazı çalışmalarının işte amfiteyatro, anıtsal işte Sütunlu Cadde, Tak ve hemen onun üstündeki kilisenin tamamı bir karede gösteren bir resim. Amfiteyatro çok çok önemli çünkü son aylarda bulunan amfiteyatroyla birlikte bugün toplam 4 tane amfiteyatro oldu. Tüm Anadolu'da 4 tane amfiteyatro var. Bunlardan bir tanesi Gardama'da, bir tanesi Kızıkos'ta, bir tanesi de Anavazya'da 3 taneydi. Bir tane de yeni Aydın'da ortaya çıktı ki Aydın'daki en sağlam olan, en sağlam olarak ortaya çıkartıldı. En sağlamı biz diyorduk yani öyle de bir şeyimiz vardı ama Aydın'daki gerçekten çok görkemli ve sağlam. Bir Aydın'da 4 tane amfiteyatro var ve bu 4 amfiteyatrodan bir tanesi bu görmüş olduğunuz Anavazya Amfiteyatrosu'dur. Altındaki hollerin büyük ihtimalle sağlam olduğunu düşünüyoruz. Çünkü orada işçi olarak çalışan biz de orada oranın köylüleri oraya bazı girdiklerini söylüyorlar alt taraflara. Orada denizler olduğunu ve bazı göçükler içinde geçebildiklerini söylüyorlar. Anladığımız kadarıyla evet yani tahribat var, göçükler var ama anladığımız kadarıyla bizler o planı görebilecek kadar ortada kalmış olduklarını düşünüyoruz. Şu anda ayakları görüyorsunuz. Yani tribünün ayakları var ve ortadaki arenayı görüyorsunuz. Bu yapılar da çok çok önemli. Bir de bu yapının şöyle de bir önemi var. Anadolu'da bildiğimiz Roma'nın en doğudaki örneği olması açısından önemli. Yani Roma'nın en doğusundaki amfiteyatro örneği açısından da oldukça önemli. Bir amfiteyatroda hangi hayvanlar kullanılmıştır, hangi gösteriler yapılmıştır, işte burada köle olarak kullanılan, tutsak olarak kullanılan, işte askerler, köleler, her neyse bu gladyatörler, işte nereye gömülmüşlerdir, efendim mesela işte nerede tutulmuşlardır, bunların tamamını bizlere kazandırabilecek, bunları bilebileceğimiz yegane tek yapı bu yapı. Ve amfiteyatro kazılarında üzerinde isimlerin olduğu tahtlar ortaya çıkartıldı. Biz bu tahtlara Proetria adı veriyoruz. Yani soyluların oturduğu tahtlar.
Öyle herkes kafasına göre oturamıyor. Herkesin oturacağı yerler belli. Köylülerin oturacağı, normal işte yurttaşların oturacağı, Roma vatandaşlık statüsü almış kişilerin oturacağı yerler belli. Roma senatosuna işte üye olmuş ya da Roma vatandaşı almış kişilerin oturacağı koltukları belli. Bir de tabii asıl zengin soyundan yöneticilerin oturduğu koltuklar. İşte bu proedyalar Katya'da çok doğru yerden başladığımızı biz de düşünüyoruz. Nokta atışı yaptık, daha ilk açtığımız son dalgada bu proedriyaları yakalamış olduk. Şu anda okunuyor bunların, hepsi çalışılıyor. Stadyumlar çok önemli, sadece sportif faaliyetler için kullanılmıyor. Bunlar spor ve yarışlar için, askeri talimgahlar için, askeri geçiş törenleri için de kullanılabiliyor. 64 metre genişlikte ve 410 metre ölçüleriyle inanılmaz bir stadyum yapısı ile karşı karşıyayız. Boş yere üç kez Neokoros uygulamayı almış bir şehir değildir anavaza. En sağ altta görmüş olduğunuz sütun hakem kulelerinden bir tanesidir. Tek parça inanılmaz ölçülerde ve yaklaşık olarak 18 ton ağırlıkta bir tek parça bloktan bahsediyoruz. Bunun ocakta kesilmesi. O dönemki şartlarda artık liman yok, deniz yok, yani karayoluyla bunu kırmadan, çatlatmadan Anavarza'ya kadar karayoluyla taşımak, olduğu yere getirip bunu dikebilmek başlı başına bir mimari şaheser. Kent İsa'dan sonra 198 ve 203 yıllarında az önce de bahsettiğimiz gibi Neokoros ünvanı alıyor, 204 yılında Metropolis ünvanı. 249 ve 51 yıllar arasında üçüncü kez tekrar Neokoros ünvanı alıyor ve kent nihayetinde 408'de Roma eyaleti olan Kilikya ve Çukurova'nın tek başına başkentlik statüsünü sahipleniyor. İşte bu görmüş olduğunuz yarım yuvarlak yapı ise tiyatro binasıdır. Bu diğeriyle ilgili bir yapı değildir. Tiyatro binaları bunlar tamamıyla edebi eserler için yapılmış, tamamıyla ve tamamıyla sanatsal çalışmalar için yapılmış binalardır. Komedyalar ve tragedyalar için, yani daha ziyade bu iki yapı için gelmemişiz. Daha çok komedyalar ve tragedyalar için, bu iki daha çok gösteriler için bu tiyatro binaları yarım yuvarlak bir planda yapılmakta. Su çok önemli, Anavarza'nın su sistemleri bugün bir yüksek lisans çalışması olarak da başlamak üzere. Tam 25 kilometre uzaklıktan Acarmantaş civarındaki Sunbas çayı kaynağından akvaryumlarla su getiriliyor Anavarza'ya. Bu su kenarları dünyadaki en uzun ve gösterişli örnekler arasında gösterilmektedir. Adana Müzesi'nde sergilenen bir yazıta göre, ki Hamdisay tarafından okunmuştur, bu taşıma sistemi İsa'dan sonra 92 yılında İmparator Domitius tarafından yaptırılmıştır. Nüfusun artması ile birlikte daha sonra 2. yüzyıldan sonra Hamamköy ve Alapınar civarında bir kaynaktan daha kente su sağlanıyor. İşte o az önce bahsettiğimiz kadın yöneticilerden bir tanesi tarafından aslında bu bağışlanıyor. Daha geniş bir zamanda sadece ve sadece artık, yani biz artık kenti bırakacağız, sadece mesela kentin su sistemleri üzerine konferanslar vermeye başlayacağız. Çünkü kentin su sistemleri inanılmaz derecede çok gelişkin ve bir mühendislik şaheseri, yani başlı başına bir konferansı da aslında hak edebilecek düzeyde. Bu yine çok önemli, Zeus Obreus ya da Zeus Obreus kültü ve sikkeler üzerinde tespit edilen tasvirleri, bu çok çok önemli. İlki, yüzyılın hemen başında yine 1945 yıllarında İtalya'daki bir yazıtta ilk kez bu ismi görüyoruz. İlk kez diyor ki Zeus'un diyor bir kültü vardır. Bu kültte Zeus dağ tanrısı kültündedir. Giysilidir. Ki biliyoruz ki Zeus'lar giysili olmaz. Bütün Zeus'lar çıplaktır. Çünkü bunlar tanrıdır. Ha o zaman niye giyiliyor? Dağ tanrısı olduğu için giyiliyor ve bu sefer Obreus kültü adı alıyor ve bunun da dünyadaki merkezi Anavarza. 1904 yılındaki İtalya yazıtları bunu söylüyor. Aradan uzun yıllar geçiyor. Bu yazıt unutuluyor. Ve daha sonra 1952 yılında bu sefer çok uzak bir coğrafyada İsrail'deki bir yazıtta tekrar uzun bir aradan sonra İsrail'deki yazıtta Zeus Obreus'ta tekrar bir bahis var. Ve nihayetinde üçüncü bir yazıtta Ankara'daki Roma, Karakalla Hamamı'ndan geliyor ve bu üç yazıt dışında herhangi bir yazıda bildiğimiz yok ve her üç yazıtta bu kültten ve bu kültün merkezinin Anazarbos antik kentinde olduğundan bahsediyor.
Şimdi sitgeleri incelediğimiz zaman sola dönük bir Zeus başı var. Zeus ortada gözüküyor. Ve artık Anazarbos kayalıkları, o kayalıkları aşağıda koyduk. Bakın Anavarza Akropolü ve kalesi var. Ve bu işte sola dönük Zeus'un hemen başımız arka tarafındaki Anazarbos kayalığı, 272 metre yükseklikte, 260 kilometre uzunluktaki kayalık. Hemen üzerinde de surlar var. Şimdi buraya kadar bir problem yok. Surlar zaten bugün de gözüküyor, resimde gözüküyor. Fakat bu surların önünde, bakın şu sol tarafta üstte hafif gözüküyor, dört sütunlu, prostilos diyoruz. Hatta alttaki birazcık daha da iyi gözüküyor. Sol alttaki resme bakacak olursanız portrede, dört sütunlu prostilos bir tapınak bizi karşılıyor. Tapınağın yer tespiti yapıldı. Bugün bu prostilos planlığı tapınak, önümüzdeki yıllarda ödeneğin birazcık daha yeterli olmasıyla birlikte, yani şu anda imkanımız gerçekten el vermiyor. Birazcık daha bütçeyi bulabilirsek, rahat bir şekilde bu tapınakta kazı çalışmalarını yapmak istiyoruz. Çünkü İtalya'dan İsrail'e kadar, Anadolu'ya kadar birçok yerde yazıkları çıkan ve anladığımız kadarıyla çok çok geniş bir coğrafyada da bu kadar önemsenen tapınılan bir kültür merkezi olmak ve hatta yer tespitini de ekip arkadaşlarımızın yapmasına rağmen kazanmış olmak biraz tabi üzücü ama yani ilk fırsatta ödedeklerin gelmesiyle birlikte bu çalışmalar da başlanacak. Dioscorides, Pedagios Dioscorides, Anavarza'nın belki de bilinen en önemli şahsiyeti. Beş ciltlik eserin Materia Medica, 1000 civarında ilacı ve bu ilaçların 4740 farklı kullanımını tanıtıyor. 500 kadar tıbbi bilginin morfolojik, farmakolojik ve toksikolojik özellikleri hakkında bize de bilgiler veriyor. Birçok farklı dile çevrilen eser 18. yüzyıl sonuna kadar ders kitabı olarak birçok ülkede devletle okutuluyor. Ve anladığımız kadarıyla Dioscorides'in bu çalışmaları hem antik dünyada hem de günümüz itibariyle Herodot ve Hipokrat gibi antik dünyanın en özel ve saygın isimleri arasında onun alınmasını sağlamıştır. Günümüzde Lokman Hekim ile özdeşleştirme çalışmaları vardır. Bizlere de çok sıklıkla soruluyor yani Lokman Hekim olabilir mi, olamaz mı? Aslında bununla ilgili de bir tabi tez çalışması, bir doktora tez çalışması, yüksek lisans tez çalışması pekala rahatlıkla yapılabilir. Bu şahsiyetleri önce incelemek lazım. Yani Pedagios, Dioscorides kimdir, önemi nedir, çalışmaları nedir, ne zaman yaşamıştır, işte Lokman Hekim'le ilgili anlatımlar, hangi bölgedir, işte efendim söyleyeyim, elimizde hangi doneler vardır, bunları bir tabi birleştirmek ya da ayrıştırmak lazım. Aynı karakterse, aynı karakterde değilse de bunu değildir diye açık açık söylemek lazım ama burada bir muallaklı olan bir durum var. Müzesi yapılıyor ama bunu az sonra söyleyeyim. Müze bölümünde bunu söyleyeyim. Şu an itibariyle Dioscorides'in müze çalışmaları ile yapılıyor. Anavarza ve çevresinde Pedagios Dioscorides'le yola çıkmak suretiyle antik dünyada, antik dönemden başlayarak günümüze kadar gelmiş bir sürü edebik bitkiler var. Hem Dioscorides'in çalışmaları hem de bugün yapılan yeni çalışmalar birleştiriliyor ve arkeo çalışmaları, arkeopark çalışmaları da bu da hepsi UNESCO Dünya Kültür Miras çalışmalarında toplanmak suretiyle bir araya getirilecek. Şimdi botanik ve bitki çeşitliliği çalışmalarında 56 familya ile 181 cinsine ait 225 tür ve bu türlere ait farklı farklı alt türler tespit edilmiştir. Bunların içinde en önemlisi Scandia isminde havuçgillerden bir bitkidir. Bu bitki sadece Anavarza'nın sağında solunda çeşitli yerlerinde değil, Anavarza'nın sadece ve sadece küçücük belirli bir kayalığı dışında dünyanın başka hiçbir noktasında da bugüne kadar tespit edilememiştir. Bunlar yani biyoloji açısından da çok önemlidir, arkeoloji açısından da yani ziraat açısından çok önemli. Yani arkeopark çalışmalarında bir kere bunların hepsi zaten canlandırılacak. Hem PowerPoint sunumları dönecek hem de aynı zamanda bu bitkilerin yani bir şekilde eğer canlandırılabilirse müze içerisinde de efendim söyleyeyim genel kuruluklarımıza gösterilmesi sağlanacak. Arkeometri çalışmaları bugün itibariyle kazanan sürdürülmekte. Kültür envanteri projeleri, arkeoloji harita projesi, yol projesi, turizm karşılama ünitesi ve kazı evi projeleri yine devam ediyor. Kültür envanteri projeleri bu çalışma peyderpey devam ettiriliyor. Yani çeşitli terimlerle devam ettiriliyor.
Kentin içinde bu kırmızı çarpıntı olduğu noktaya görmüş olduğunuz bu turizm karşılama merkezi yapıldı. Fakat bir türlü ihalesi yapılamıyor. Yani bir ihale yapılabilirse işte içinde tuvaleti, suyu, işte çay kahvesi, işte efendim özellikle hediyelikleri, işte ana malzeme ilgili satışta olan kitaplar, broşürler konulabilecek. Adalar'dan yolu çok kötüydü. Yani çok değişti. 2-3 yıl öncesine kadar Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından buradaki yol çalışmaları da yapıldı, tamamlandı. Bugün biraz daha geniş, biraz daha iyi bir yola sahibiz. Adalar'dan en problemli olduğu nokta, hatta bugün hala çözemediğimiz tek noktası, bir kazı evimiz yok. Kazı evi olmadığı için de bilim ekibimizde birbirine değerli 30 küsur bilim insanımız, dünyanın farklı noktalarında yerli yabancı 30 küsür bilim ekibimizde hocamız olmasına rağmen maalesef bu hocalarımız yer olmadığı için, yatıramadığımız için maalesef gelemiyorlar. Kendi imkanlarıyla yani bir gün geliyor, diğer gün biri birlik en fazla, o da yayın çalışması için geliyor. Ama bir türlü Adana'ya, Adana'ya bu arkadaşları kazandıramadık. Tabii otelde de bu işler olmuyor. Yani bu çanaklar çöpüyor, çalışılacak, yıkanacak, temizlenecek, mutlaka fotoğraflanacak, çizilecek, yani yayına hazırlanacak. Bugün çalıştayı yapılan, simpozyumu yapılan, süreli yayını yapılan belki de Türkiye'nin tek ve ilk kazısıdır belki Adalar'dan. Yani bu üç ülkeden bir arada böyle. Ama maalesef bir kazı evimiz olmadığı için bilim ekibimizi şu an itibariyle yeterli bir şekilde kullanamıyoruz. Gördüğünüz görüntüdeki okul Girekaya İlkokulu'dur. Sağ olsun yani sonuçta en azından ilkokul bize açmıştır. Ama bugün çok da fazla bir ekip yapacak bir ortamdan ziyade başımızı sokacak bugün bir alacak işte bir yatak koyacak. Ancak eldeki imkanlar bu şekilde çalışmalar sürdürülmekte. Modern koruma duvarları yapılmak zorunda kaldı. Çünkü araçlar da hala bu kapının içinden geçip kente gitmek istiyorlar. Yani birçok kez biz de kazı ekibimle vatandaşlar sorun yaşadık. En sonunda modern koruma duvarları yaptık. Bilgilendirme panoları bugün kentin birçok noktasına konuldu. Kaçak kazılan ya da kırılan, tahrip edilen bazı lahitler, mezarlar var. Bunların tamamı aşağı taşınıyor. Tabii bunları taşımak çok külfetli ve ciddi çalışmalar. Bu lahitlerin üzerinde çeşitli yazıklar var. Bu yazıkların içinde Latince olanlar var, Grekçe olanlar var, farklı dillerde, lehçelerde. Bunların hepsi okunuyor ve işte bilim dünyasına kazandırılıyor. Bunların hepsi yayınlanmış durumda. Hamazan önceki lahitler var, normal lahitler var, Özgür'ün arka soyunlu lahitler, mezarlar var. Birçok mezar yani Adalarca'da köpüğü o kadar zengin ki binlerce mezarıyla biz arkeologlar için özellikle de mezar çalışan, gelenek çalışan, mimarisi çalışan arkeologlar için, mimarlar için bulunmaz bir nimet durumunda. Ve Adalarca'nın en önemli kaya mezarı, Tarkan Dimitos'un Kızılhum Yanım öğrenmeni için yapılmış bir kaya mezarı, fakat bugün itibariyle birçok bölümü maalesef tahrip edilmiş. Evet, o resmi getirmek için. Maalesef bu kaya mezarı dinamitlenmek üzereydi. O resmi de getirmiyorken yolda göstermiş olmayan diye. Şu görmüş olduğunuz kaya mezarı sağ tarafında, tam resmini orayı kesmek zorunda kaldım. Boydan boya onlarca dinamit lokomotiflerin konulabilmesi için kanatlar da açılmış ve içine dinamitler de yerleştirilmiş, fitillerin üzerinde bir tek bir işte kirli çakmaya bakıyorken ekibimizden bir öğrencimizin bunu görmesi suretiyle müdahale edildi ve bugün itibariyle kaya mezarını bugün itibariyle kurtardık. Ama yani buranın tabi ciddi anlamda koruma sıkıntısı var ve baş edemiyoruz. Koruma ve temizlik çalışmaları en çok eleştirildiğimiz bölümlerden bir tanesi. Mozaikler durduğu gibi durmuyor, çok hassas, sürekli patlıyor, kırılıyor ve kırılması da çok normal. Yani bunları olduğu yerde muhafaza etmek çok zor. Ya bunların üstünü tekrar toprakta kapatmamız lazım, o zaman sürekli açık kapatmamız lazım, halk hiçbir şey görmüyor. Alıp müzeye taşıyabilirsiniz, bir çözüm ama yerinden etmiş olursunuz, çok sıkıntılı, çok tehlikeli bir durum, bunu istemiyoruz. Hiçbir arkeolog gel, bırakın bizler öğrencilerimiz bile, yani hiç kimse aklı başında bir adam. Bunları buradan yerinden söküp de alıp zaten bir müzeye taşımak gibi bir misyonumuz bizim olamaz. Korunacak, yerinde korunacak. Ama yani işte şartlar ortada. Hatta bazı mozaikleri buluntu durumunda çok sıkıntılı. Yani hatta kazıda çıkarken bile inanılmaz derecede
tarif olmuş, işte yıllar içinde çok patlamış, çatlamış olarak işte ele geçiyor. İşte bunların odalıkları yapılıyor, güçlendiriliyor, daha arkanızı dönüyorsunuz, gidiyorsunuz, ondan sonra bir haber geliyor ki işte güvenlik görevlisi arıyor, hocam işte patlatıyorlar, kazıyorlar. Yani adam üstü kazmayı deniyor, kazıyor yani. Tabii her mozaik, her sütun, her taşın çık bir güvenlik bir bekçi zaten koyma gibi bir lüksünüz yok. Adam odunun içinde on binlerce antik kent var. Yani her bir antik kentin içinde on binlerce yapı var. Yani böyle bir şey yok. Dolayısıyla kazarsanız da sorumlu suç, taşırsanız da eleştiriyorsunuz suç, yerinde koruyup desiniz de bunu bir şekilde sahaya alıyorsunuz. Kazının en ciddi ve sıkıntılı durumudur. Aslında işte bir soruyu, bu görmüş olduğunuz resim Adana Müzesi'ndeki görüntüsüdür. Bütün çalışması yapılmıştır. Bakınız, sol üstte kazıdan önceki görüntüsüydü. Kazıdan önce buydu. Yani ben dokunmadan önce sol üstteki gibi gözüküyordu bu mozaik. Ve bir Allah burada çıkıp da bu mozaiği el atmadı. Ya birbirimize bunu bir temizleyin, koruyun, kurtarın bir şey yapın. Hiç kimse bunun üstü böyle kapatılmış. Bir iki araştırmacımız dışında bu konuyu da gündeme getiren olmamıştı. Biz aldık, bunun bakımını yaptık, temizliğini yaptık. Olacak gibi değil, defalarca patlatıldık. Aslında ağzını anlamayacaksınız. Şimdi tertemiz, önümüzdeki kuşaklara, önümüzdeki işte nesillere bunu düzgün bir şekilde aktarmak amacıyla alındı ve taşındı. Aslında bu da çözümlerden birisi olabilir. Bugün imitasyonu yerine konulmuş durumdadır. Anavazadaki diğer ikinci mozaik, bu birazcık daha sağlam. Bu da taşıdı, maalesef taşıdı, istemiyoruz ama. Sadece mozaikler değil, küpler çıkıyor, su sistemleri çıkıyor, bunların hepsi patlatılıyor, tahrip ediliyor. Bu sefer bunları taşımayalım. Ama yerinde de düzgün muhafaza edilsin diye bunların hepsi orijinal uygun bir şekilde çok emekler verilmek suretiyle belgeleniyor, fotoğraflanıyor, çiziliyor, tarihlendiriliyor, ne oldu, kimlerden kaldı, nereye gitti, nereden geldi, her bir çalışması yapıldıktan sonra düzgün bir şekilde fotoğraftaki çalışmaları uygulanıyor ve aynı zamanda açtığımız bütün bu yapılar, gruplar, işte küpler, su sistemleri tekrar koruma altına, toprak altına alınıyor. Temizlik çalışmaları yapılıyor çünkü halkımız, insanımız böyle. Sevdiğimizi karşıdakinin yüzüne değil, dağlara, taşlara yazıyoruz biz. İşte efendim de söyleyeyim, dağlarda, taşlarda aklınıza ne gelirse bir sürü yazı. Açın açın okuyun. Bunlar temizleniyor sürekli ekibimiz tarafından ama ardından bir yıl sonra tekrar maalesef donuyor. Sadece hatta yazma da değil, aynı zamanda kazılıyor da bu gördüğünüz ıssız kayalıklar. Geçtiğimiz yıl yangınlarda çok ciddi sıkıntılar yaşadık, özellikle de Kozan yangınları ve bu yangınlarda Anavaza'da tabii nasibini aldık. Bir kısmı, gerçi bu iki yıl önceye ait bir resim, bazıları köylüler tarafından kasti yakınıyor, bize bir tepki olsun diye, bazıları gerçekten yani İslam dışı yalan çıkartılan yangınlar olmuş durumda. Ama sonuçta isteyerek ya da istemeyerek bu yangınlar, bu ateşler buradaki yapılara zarar veriyor. Bunların hepsi kireç taşıdır, yerli taşıdır ve ateşe maruz kaldığı zaman bunlar maalesef eriyorlar, patlıyorlar, kireç oluyorlar daha doğrusu ve yok oluyorlar. Dolayısıyla bu yapıları, yani binlerce yıldır günümüze gelmiş bu yapıları önümüzdeki bilgilere, önümüzdeki nesillere, çocuklarımıza, torunlarımıza aktarabilmemiz için bu ateşleri, yangınları buradan uzak tutmamız lazım. Aslında kısacası o köyü oradan taşımamız lazım da hani o tabii çok daha zor bir süreç. İşte köyü oradan taşımadığınız zaman bu oluyor. Oradaki 50 hane, 100, 100 hane, 500 hane oldu. Sürekli çünkü çocuklara evleniyor, sürekli torunlara evleniyor. Evlendikçe yeni inşaat yapıyor, yeni inşaatları getiriyor. Bir yandan antik kentle birlikte, bir yandan da modern bir kent orada her geçen gün büyüyor ve gidiyor. Bu gidişe de bir dur demek lazım. Ah pardon, buradaymış. Evet, o dinamit lokumu mu derler? İşte o dinamitlerin konulduğu tehlikeler ve sonunda alınmıştı. Etkinlikler bölümü, çok az kaldı, biraz daha sabredersek tamamlayacağım. Aralarda çalışmaları yapılıyor bugün bilim ekibimiz tarafından. Yani restorasyon olsun, kazı olsun. Çeşitli periyodlarda çalışmalar yapılıyor.
Sempozyumun ilk yapıldı, ikincisi Covid nedeniyle 2 yıl ertelenmişti ama bu Eylül Ekim ayı itibariyle geniş bir katılımda tek tek bir uluslararası Alzheimer sempozyumu yapmayı planlıyoruz. 2021 yılı Aralık ayının sonu itibariyle 21 farklı üniversite, 8 devlet kurumu ve 3 özel teşebbüs olmak üzere 32 farklı kurumda 95 araştırmacı ile uluslararası Alzheimer Sorumluluk kitabında 68 farklı bilimsel makale sunulmuş durumda. Bugüne kadar bir antik kent için yapılmış en sıra dışı yayın çalışmasıdır. Ziraatla tutunuzda, evet de söyleyeyim, arkeolojiye, botanikle tutunuzda, aklınıza ne gelirse yani korumaya turizme kadar Anazarbos'un 68 farklı konuda çalışılmış, doktora düzeyinde çalışmış, çok böyle yıllara, yayınlara çalışılmış konulara ait oluşturulmuş kitabı bugün akademisyenin yayın evinde satışa, pazartesi itibariyle de satışa sunuldu, temin edilebilir. 4 ciltten oluşmaktadır ve Anazarbos'la ile ilgili gerek arkeolojik, gerek tarihi birçok 68 farklı konuyu burada okunabilir. Önümüzdeki sene itibariyle 5 ve 6. ciltler yayınlanacak. Ve her 2 yılda bir artık ikişer cilt piyasaya sunulacak. Ama açık söylemek gerekirse, hani burada da söylüyorum ki şu an itibariyle bir sponsorumuz yok. Bu ilk 4 cildi Adana Valiliği sağ olsun basmıştı. Ama diğer ciltleri nasıl yaparız yani bastırabiliriz ya da işte nasıl bir şey buluruz onu da açıkçası bilemiyoruz. Yani sadece ekibi bulmak değil, bu kadar bilim insanı buraya getirmek değil, bunları burada yatırmak lazım, kazı evi yok diyorum. Kazı evini bulsak bu sefer işte bu çalışmaları kitaplaştırmak lazım. Biz zaten biliyoruz, biz orada yaşıyoruz ama işte bunu herkese de paylaşabilmek için, ulaştırabilmek için bunların yayınlanması lazım. Ama açık söylemek gerekirse bunları yayınlayacak bir önerimiz şu an itibarında da yok. Bunlar da yabancı uluslararası ve hakemli dergiler. Neredeyse dünyanın tanınmış yayınlarıdır, yayın evleridir. Yani gerçekten arkeoloji deyince, tarih deyince tüm dünyada en saygın yayın evlerinde 2021-22 sezonunda yaptığımız yayın çalışmaları tam 12 tane yayın çalışması çıkmıştır ki bu muazzam bir rakam söyleyebiliriz. 24 Mart 2022 tarihinde Anavarza Kazı Başkanlığı ile Adana Büyükşehir Belediyesi arasında Anavarza Kazılarına Destek Protokolü imzalandı. Sayın Başkan'a burada da çok teşekkür ediyoruz. Yani gerçekten çok çok önemli, gerek Büyükşehir Belediyesi'nin, gerek Zeyhan Belediyesi'nin, tüm belediyelerimize burada teşekkür ediyoruz. Hepsi kendi imkanları doğrultusunda yapabildikleri kadar destek sağlamaya çalışıyorlar. Ve nihayet 15 Nisan 2014 tarihinde UNESCO Dünya Kültür Mirası'nın geçici listesine bizim kazı ekibimizin bilimsel raporları ile girmiş durumdayız. Ve şu an itibariyle genel müdür yardımcımız Sayın Yahya Coşkun Başkanlığı'nda çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Hatta ben işte hasta geldim yani 3-4 gün önce de Denizli Sempozyumu'ndaydım, görüşme şansımız oldu. Çok büyük ihtimalle 1-1,5 yıl sonra çalışmaları tamamlıyoruz. Ve 1-1,5 sene sonra yani en geç 2 yıl sonra gibi bir tarih vereyim. 2 sene sonra inşallah Anavarza artık kendi UNESCO Dünya Kültür Mirası'na daimi listesine giren Anadolu'daki en son 15 mi oldu, 16 mi her sene 1-2-1-2 artıyor. En son geçen sene 16'da kalmış herhalde yani 16 ya da 17, 10, 20 mi oldu, o ben geride kalmışım. Her sene artıyor, işte inşallah 21. oluruz diyelim ya da 22. oluruz. Yani çok önemli bir durum, Anavarza'nın dünyada tanınabilmesi, uluslararası arenada tanınabilmesi için bu çalışmaların da bir arada sürdürülmesi gerekiyor. Dolayısıyla çok çok önemli çalışmalar. Yüksek lisans doktora çalışmaları Anavarza ile ilgili olarak sürdürülüyor. Anavarza Güney Anıtsal Kapı 3. Kemer Restorasyonu, Sütunlu Cadde Karlo Maksudus'un kazıları, Sütunlu Cadde Karlo Maksudus stüdyonun odanın ve ayağa kaldırılması ve aynı zamanda da Anavarza'da Eczacı ve Botanik Bilimi'nin kurucularından Pedal Dioskurides'in düzesinin yapım çalışmaları Adana Valiliği ve Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından tam 21 milyon TL ihale bedeliyle bugün itibariyle 15 gün oldu herhalde, 15-20 gün önce başladı çalışmaları. Şu anda tam yani bütün hızıyla bu çalışmalar sürdürülüyor.
tamamlandığı zaman, yani çok da kısa bir sürede, yani yıl sonuna kadar, yani bir yıllık bir şey süremiz var ama bir yıl olmadan tamamlamamız lazım. Yani en geç bir yıl içerisinde bu müzeyi de gelip ziyaret edebileceksiniz. Hem Diyoskorides'in bahsettiği kitabındaki o endemik bitkileri canlı olarak oradaki 100-200 metrekarelik tarım alanında görme şansına, aynı zamanda da dijital olarak ekranda izleme şansına, bilgilenme şansına sahip olabileceğiz. Hem tak, hem cadde, hem kazı, hem restorasyon çalışmaları, hem de aynı zamanda kitap yayın çalışmalarıyla birlikte bu alanın ve işte müze çalışmalarının tamamı birden sunum çalışmaları inşallah önümüzdeki yılın başı itibariyle bitmiş olacak. Yani genel müdürümüz, işte efendim söyleyeyim siyasi, işte efendim söyleyeyim kimlikler sürekli Ananarza'yı, Sayın Bağrımız olsun, Gali Yardımcılarımız olsun, genel müdürümüz, hepsi Ananarza'yı 2013 yılından beri ziyaret ediyorlar. Ben 2013-2020 yılları arasında Ananarza Antik Kenti'nin bilimsel danışmanlığını yaptım. 2020 yılının Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı kararıyla kazının bilimsel kazı başkanı olarak atamam yapıldı ve 2 yıldır da başkanlığını sürdürüyorum. Ve birçok yerde, yani hem Ananarza'nın kendi içerisinde hem de çevrede yapılan bilgilendirme konuşmaları ve kurumlar, yani Ananarza kazılarında destek veren kurumlar. Bunlar ben, yani ismini burada sayamayacağımız da mutlaka bir sürü isimler vardır, şahıslar vardır. Sonuç itibariyle Ananarza kazılarına, bilime, kültüre, bu ülkeye, Adana'ya, Kozan'a, Ananarza'ya bir çivi çatan, emek veren, araştıran, hiçbir şey yapmıyorsa en azından okuyup bilgilenen tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Destek olan olmayan herkesin emeklerine sağlık. Teşekkür ederim. Sorular alalım, evet. Terbiye edin biraz. Bu bölümün güzeldi. Ne kadar geniş bir alan olduğunu bir kez daha gördük. Ne kadar farklı disiplinlerin yer alacağı çalışmasını gerektiriyor. Bunu tekrar gözümüzde serdiniz ve ne kadar önemli bir coğrafyada olduğumuzu fark ettik. En doğudaki en büyük alan amfiteyatro saydınız. Onun en doğudaki en büyük amfiteyatronun Ananarza'da olduğunu ve kocaman bir şehir karşımıza çıktı. Sütunlu Caddesi, Diyoskorides'le Zeus olduğunu, evet. Yani saymakla bitmeyecek ve Ananarza'yı UNESCO Dünya Kültür Mirası'na sokmaya başaracak onlarca aslında bilimsel sonucumuz var. Üstelik de bu sonuçların hepsi şu şurası 5-6 yıl içerisinde ortaya çıkartıldı ve çok kısıtlı ödeneklerle 5-6 yıl içerisinde çıkartıldı. Bu da şunu gösteriyor. Herkesin emeklerine sağlık. Yani demek ki iyi bir ödenekle bir 10 yıl, 20 yıl çalışılabilirse demek ki neler ortaya çıkartılabilecek? Demek ki neler ortaya çıkartılabilecek? Yani şimdi biz 4 cilt kitap yok ama belki onlarca cilt, yüzlerce cilt belki kitaplar rahatlıkla yazılabilecek. Evet, evet size yani. Ve sizin nezdinizde bütün çalışanlarımız da Adanalılar olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Efendim, buyurunuz. Hocamızın alanıyla konusunda ilgili sorularınızı hocamıza soralım. Buyurun İlhan Bey. Hocam, Esin'deki teyze daha önce televizyon programında izlemiştim. Karlı Koca Bekçi'nin yanında. Hatun dedi. Yani kayınvalidesiyle sorun yaşayıp daha sonra evden ayrıldı. Şimdi aslında şöyle, ben bağlayacaktım da ona benim açık söyleyeyim enerjim yetmedi. Yani şimdi dostlar biliyorlar, ben ciddi bir rahatsızlıktan geldim. Yani son bölümü nefesim yetmedi. Resimde bir adam soru geldi, açıklayalım. Resimde gördüğünüz Hatun dedi, Ananarza'nın karanlık yıllarında, bizlerin olmadığı yıllarda, sahipsiz yıllarında Ananarza'ya sahip çıkmış, Ananarza'nın bekçiliğini yapmış Hatun dedi. İki yıl mı oldu? Çünkü mi oldu? Öyle. 2-3 yıl önce de işte rahmetli oldu. Hakkı rahmetine kavuştu. Ana çok üstlüydü. Çok yani sevdiğimiz de bir karakterdi Ananarza'da. İnanın gelen turistler bizden önce ona vuruyorlardı. Yani o derecede çok sevdiğimiz önemli bir karakterdi. Elinde tüfeğiyle tek başına, yani şimdi kadın başına kadın harcını demek istemiyorum. Doğru bir kadın harcı yani cevher bir şekilde.
tek başına o koskoca coğrafyayı bugünkü bekçilerden, bugünkü silahlı bekçilerden çok daha iyi bir şekilde korumayı başarmış. Ama tabii çok yaşlandı ve çok da ağır bir şekilde bir hastalıkla rahmetli oldu. Yani en son budadan çok ciddi bir şekilde işkillere kandıran ola ola çok kötü bir şekilde rahmetli oldu. Bu görmüş olduğunuz resim, yani vefatından herhalde bir ay önce bana çekilmiştir şu sağdaki resim. İşte Kültür Bakanlığı verdiği plaket, bizim kaza ekibi olarak işte vermiş olduğumuz bazı plaketler oldu. Bunun içinde yazdım yani. Evet. Benim nefesim yetmediği için ben açıklayamadım da işte resim orada kaldı, evet. Çok istemiyorum. Yani bazı çalışmalar var. Epilogların işi. Epiloglar diyorlar ki yani işte nezar, aynı zarda nezarbus ve Farsça'da yenilmez anlamına geliyor. Ha nezarbus, anazarbus. Oradan geliyor olabilir diyorlar. Hatta bununla ilgili bir iki tane böyle bir ilişki falan hocamız var. O da kesin bir şey değil. Yani şimdi ne desek boş. Daha çok işte bu kentin ortasındaki kayalık olmalıdır diyoruz. Yani Erdoğan'la ilgili kayalık çok büyük ihtimalle kentin de isim babası olmalı diye düşünüyoruz. Ama kesin mi deseniz bir kanıt yok. Dolayısıyla bu sorunun yanıt düşeni 5 yıl sonra, 10 yıl sonra belki de verebileceğiz ama bu gün itibariyle muallakta kalacak bir konu. Dolayısıyla bu gün itibariyle ben o soruya bir yanıt vermiş olmayayım. Evet, yerleşim yerlerin adları gerçekten çok zor, sıkıntılı. Geçmiş kültürlerden sonrakilere aktarılıyor. Bugün Türkçe diye gördüğünüz bir yer adı, geriye gittiğinizde arkeolojik buluntularla çok çok daha farklı çok bir yere. Hatta ona da isteyebilirsiniz. Daha destek. Her alt katman, üst katman, alt katman ilişkisinde yenileniyor. Bu için hakikaten yer adlarının etimolojisi çok çok zor. Zamanla bırakmak belki daha da uygun. Teşekkürler. Efendim başka sorular soruyorum. Hocam teşekkür ediyorum. Buyurun. Şimdi Halen Meski Şehir Meski hocam. Nasıl? Ama orada Halen Meski Şehir Meski Halen. Ya şehir tabii ki daha eski. Şehir olmanın kale olması. Önce kale olması için şehir, yani insanların olması lazım ki kendi salonları tutması için daha sonra da şimdi yukarıdaki yapıları yapması lazım. Hocam bu garnizon şehir demiş. Garnizon şehri Roma döneminde ama bakın şimdi hangi dönemi yani konuşuyoruz? Şimdi öyle bir şey konuşuyoruz ki aslında antik kent dediğimiz şey aslında canlı bir dönem. Yani insanların 60 yıl, 80 yıl yaşında ölmüyor. Yüzlerce yıl, binlerce yıl. Bakın milattan önce 5500'lerine denkli de ait bir eser gösteriyor. Bugün hatta hala 2022 hala orada yaşayan insanlar var. Yani milattan önce 5500, milattan sonra 2200, işte hesaplayın 7700 yıllık bir süreç. O da bizim bugünkü bilgilerimizle bilgileriz. Ha, kazılar devam ettikçe belki 10 yıl önceye giden belki buluntular da belki çıkacak, belki çıkmayacak. Dolayısıyla yani kent sürekli devam eden bir doğu. Dolayısıyla her dönemde ismi değişebilir, kültür değişebilir, uygarlıklar değişiyor, insanlar değişiyor. Daha sonra başkaları gelip oraya yerleşebiliyorlar. Yerleştikleri yerde daha önceki takvimlerde insanlarla ilişki kurup, haşırlaşır olup üstüne yeni bir şey de kurabiliyorlar. Dolayısıyla çok hareketli bir şey, çok canlı bir şey. Yani böyle çok böyle bana botanik bu mu, şu böyle eski bu mu, yeni demek. Yani aslında belki çok da doğru değil. Ama mantıken yani yukarıda bir kader yapması için adam önce olaya gelmesi, önce tarafı doyurması lazım. Önce tarafı yapacak, hayvancılık yapacak, önce yerleşecek. Savaşa bitmesi için yani önce biraz büyümesi lazım, nüfus olması lazım, biraz yani bir şey olması lazım da ondan sonra karşıdan buraya bir itiraf olması lazım da artık kale yapmasına gerek kalsın. Devam mantıken biz öyle bekliyoruz. Hocam Zeyrun Mayan şey dönem olarak hangisi? İkisi de Roma kenti ama Zeyrun Mayan da öncesi henüz verilmiyor. Yani coğrafya itibariyle oranın da çok daha erken evlenmiş olduğunu tahmin ediyoruz. Hocam soydan götürme kalanlar çok kalan soylanlar gidenler çok. Soylar mı daha çok, kalan mı daha çok? Evet. Ya. Yani, evet. Bir şey değil mi ya? Teşekkür ederim. Hayırlı.
yaşlar vardır ama herhalde hala büyük bir kısmı. Giden şeyler var. Tabii yani mutlaka kaçırılan gider eserler mutlaka var. Bildiğimiz var, belki bilmediğimiz giden belki eserler var. Ama bugün orada çok ciddi bugün bir kent de var. Yani her şey bitmiş olacak. Yani bir sürü yapılar var, orada tiyatrolar, yani taşıdıklar var. O zaman ilk kere taşıdıklıyorsunuz, taşıdıklı. Ama hangisi daha çok bilmiyor? Yani kaldı, onu bilmiyor. Onun bütünü görmeden söylemek mümkün değil. Öncelikle sahip olduğum gerekten alkışlıyorum yani. Sizin hayallerinizi, sağ olun. Sizlerinizi de bambaşka bir şey gözüküyor. Sağ olun. Sağ olun. Fatih Hocam, soru cevap gibi bir şey var. Hem tanışalım, hem de olayı tanışalım. Şimdi hocam, demiştiniz ki Almanca'ya, Avrupa'dan ilk gelen gezgi, tekstiye ödüyorsunuz. 1830'larda. Geldi, planı çıkarttı ve gitti. Lankula geldi, Alman geldi, Fransız geldi, Osmanlı'da son dönemine kadar hep geldi geldi gittiler. Şu an Avrupa'da dünyanın arabayla sikkeler borsası var. Ama veriyorsunuz 100 dolar, 500 dolar, 1000 dolar size bilanca iki tarafı dolayı her o parayı doluyorlar. Acaba diyor, arabayla Osmanlı'nın son yüzyılda, yeni yakın zamanda giden anıtsal eserler vardı, heykeller, çok önemli eserler. Hep üstü kapalı ama böyle diyoruz, siz o konuda bilgi verebiliriz. Şimdi, hani ben böyle soru cevap değil mi? Herkes açıyor. Yani şu böyle iki kişi konuşuyor gibi değil mi? Yani herkes var sonuçlarında. Şimdi sadece Anavaza için geçerli olan bir şey değil. Yani Anadolu tabii tarihiyle çok çok önemli bir ülke. Yani İşte Göbekli Tepesi, Karahan Tepesi, Boncuk Tepesi, işte Efes'i, Turayası, Dermanası, Anavarzası. Yani Anavarzası zaten boş bir yer yok. Yani nereyi kastarız? Gerek sahil, kentleri, gerek işte iç kentler. Yani hepsi birbirinden önemli. Şimdi ben evet Anavarzanın kazı başkanı olarak tabii Anavarzayı ön plana çıkartıyorum ama açık söyleyeyim yani biz öbürünün sempozyumlarına geçiyoruz, kentlerin içine geçiyoruz. Başka bir hocayı şimdi getirsek, onu konuşursak İnanın o da kendi tarzı, kendi ilgili birbirinden önemli bir sürü bir şey söyleyecektir. Şimdi bu birbirinden önemli birçok kentten bir sürü eser bizim yurt dışına kaçırılmıştır. Gitmiştir yani bir şey yok. Ha Anavarza'dan da gitmiş vardır, bugün bir sürü Patara'dan da gitmiş vardır, Tulosman'dan da gitmiş vardır, Kadriyemez'den de, Köyü'nden de, Efes'ten de gitmiş bir sürü yapı vardır. Şimdi bizim işimiz bunların hangisinin gittiğinden ziyade bunları geri getirmek. Yani biz şimdi o başka bir boyutuyla çalışıyoruz. Şimdi bunu bazı yerlerde, bazı platformlarda görüyoruz. Ya bunun kimseye bir faydası yok aslında. Şöyle faydası yok. Bu gitmiş gibi. Ya gitmiyor işte. Tamam yapacak bir şey yok. Biz bunu geri getirdik. Biz bunu geri alalım. Yani dolayısıyla bunların hukuki süreçlerini başlatıyor. İmza kampanyasıyla falan bu işler yürümüyor. Var mı hoca? Arkeolog, mimar işte neyse sanat tarihçi işte bu işin mühendisi, alimi bir ekip oluşturamıyor. Bu eserleri biz geri istiyorum ama öyle ben buradan davul çaldım, duysun sesimi Avrupa değil. Ya bu mantıkla artık biraz akıllı olmak lazım. Yani bunları kurgulamak lazım. Bir, bu eser gerçekten buradan mı gitti? Yani biz mi kendi kendimize getirdiğini biliyoruz? Gerçekten buradan mı gitti? Nereden biliyoruz buradan mı gitti? Yani biz o zaman buradan mıydık? 1834'te biz buradan mıydık? Değil. Belki 1600'lerde de giden eserler var. Ya buna bakarsanız Selçuklu, Osmanlı, daha öncekileri, Armenya Krallığı döneminde giden eserler var. Ya bunları hiç kimse söylemiyor. Ya aynı şey aslında Osmanlı için de geçerli. Topkapı Sarayı'nda bir sürü bugün Orta Doğu'dan Arabistan coğrafyasına gelmiş eser var. E ne yapacağız peki şimdi? İstiyorum da istiyorum. E tamam o zaman onları istiyoruz. Topkapı'da eser kalacak. Ne yapacağız şimdi? Ya bu o kadar sıkıntılı, o kadar zor bir konu ki. Yani 1 milyon tane alim, hukukçu, arkeolog, tarihçi, mimar bir araya gelmiş, kuyuyu temizleyememişiz. Yani çok sıkıntılı ama evet çeşitli platformlarda görüyoruz. Yani işte gitmiş. Ya bir, ne kadar gitmiş? İki, neler gitmiş? Hakikaten gidenler buradan mı gitmiş? Yani mesela ben hatırlıyorum Katara'dayken, o dönem orada çalışıyorken, biz geri almak için Almanya'da bazı eserler vardı. Başka bir kazıya iyilik yapmış olduk. Patara'nın değilmiş, Tulos'un eserleriymiş. Biz bıraktık Tulos'un hocaları uğraşmaya, mahkemeye uğraşmaya başladılar. Yani
önce bir belgelemek lazım. Şimdi belgelemek için önce bakın hukuk şöyle çalışıyor. Özellikle de Avrupa hukuku. Böyle ben yani onu istiyorum, bu buradan gitti. Adam diyor ki belge koy. Sen belge koymadıktan sonra asla ve asla hiçbir yere varamam. Hatta bir kez dosyayı bir açtım, kapattım, ondan sonra da bittim yani. Bunların çok iyi zeminlere oturtulması lazım. Şimdi kazıyı yapacaksın. Ha, heykel mi istiyorsun? Yazıklı bir şey. O yazıtın devamı burada var mı? Profiller birbirine, yani taş oturuyor mu? Profiller bir, yani o parça buradaki parçanın aynısı mıdır? Pergeden kaçırılmış bir heykel vardı. Benim öğrencilik yılı, yani yeni asistanlık yıllarımda rahmetli Jale İnan'la beraber çalışıyoruz. Jale İnan Amerika'da, Boston'da bir gezi sırasında bir heykelin yarısını görüyor ve çok beğeniyor. Ya diyor, bizi diyor Perge, o dönem Perge'nin kazı başladı. Ya diyor, bizim Perge heykellerine ne kadar çok benziyor. Asistanlar diyor, hemen hocam Allah izninizi versin diyor. Yani Amerika, Boston, yani Perge. Neyse aradan zaman geçiyor, bunlar Türkiye'ye geliyor, unutuluyor. Aylar, haftalar geçiyor ve bir gün Jale Hoca, işte Perge'de o şeyin, müzede, o heykelin devamını, şeyde pardon, Antalya Müzesi'nde devamını buluyor. Ya diyor ki bakanlar bunun devamı. İstetiyorlar, ediyorlar, yüzünden parça bile gelmiyor. Bak bu süreç böyle çalışıyor. Adam size onun resmini bile gönderiyor. Niye göndersin? Yani bu sefer bakanlık Cahil Hoca'yı o yaşında Allah rahmet eylesin Amerika'ya gönderdi. Kadın orada biraz çalışması yaptı yani kopyalama çalışması yaptı. Özel izinlerle olay mahkemelere taşıdı yani emir olundu. Ondan sonra buraya getirildi. Burada alt parça üst parçaya oturtuldu ve milimetre olarak oturduğu tespit edildi. Ona rağmen mahkeme 4 yıla yakın sürdü. Bakın ona rağmen yani alıyorsunuz iki parçayı oturtturuyorsunuz. Bu kadar milimetre koskocanın heykelin oturmasına rağmen 4 yılda alabildik. Şimdi bunların yapılabilmesi için önce bizim adamlar zemini temizlememiz lazım. Oturup böceğini temizleyeceğiz. Önce bir kazı çalışmaları yapılacak. Mesela nereden gitmiştir parça? Mesela nereye sürüyor? Kapıdan ya da nerede? Tiyatro. Ya şimdi tiyatroyu nereye işte resmini gösterdim. Tamamen toprak altında. İki duvarın ya var ya yok. Neyi kapıda olarak gösterdim? Şimdi önce bunların bir kazılması lazım. Temizlenmesi lazım. Bunların restorasyon, rekonstrüksiyon dediğimiz işte belgeleme çalışmalarının yapılması lazım. Bu süreçleri bütün bunu bir kişi zaten yapamaz. Bilim ekibi oluşturulacak, bu süreçler takip edilecek. Eğer varsa mesela diyelim ki bir kısmı var, diyelim ki bir kısmı yok. Yani bunu hemen Avrupa'da gibi müzede aramaktansa çevrede aramak çok daha kolaydır. Bulamadık mı? Ondan sonra literatür taranabilir. Literatür tarandıktan sonra dışarıdaki işte bildiğimiz müzeler taranabilir. Varsa eğer buradan gittiğine inandığımız eserler nereye gitmişse orada tespit edilir. Ondan sonra o bizim işimiz değil, hukukçulara, iyi hukukçulara, uluslararası işte bu işi yapan hukukçulara danışılır ve bunlar gelir. Şimdi biz biliyoruz ya birçok alanda birçok eser bitmiştir, bitmemiştir. Ya onlar bize mi aittir? Ya bize derken Anadolu menşeğidir, Anadolu menşeğiyse Anavarza menşeğidir. Yani bunların grenlerine bakılacak, malzemeye bakılacak, taşın cinsi uyuyor, damarlarda adamlar bakıyor. Yani o kılcal damarlar var ya, o taşın içindeki kılcal damarları geri çekiyor. Artık bilim o kadar ilerlemiş ki. Yani siz bu parça ile birleşiyor dediğiniz zaman adam buradaki kılcal damarlarla bunu ya bir yere zorak yere sokup bunların uyumunu devamını arıyor. Yani artık bu derece. Şimdi bunları sağlamadıktan sonra ya bunlar buradan gitmiştir demek ya diyebilirsin. Ben de diyebilirim ama bir yere varamayız. Evet, yani. İkinci soru söylüyorum. Ama yapıyorsunuz ya. O hocam üzerinde Roma İmparatorları artık zafer kazanmışsa yazı var, uzun filmde yapamaz lazım. Tabula Ansata. Ha, siz o şeye ulaşabildiniz mi? Tabula Ansata'yı ben göremedim. Tabula Ansata'yı göremedim. Hocam Roma şeylere gittiğinden zor oldu. Hatta çünkü madem Roma İmparatorları, Merkez Roma, onun çantası Kilikya, Arvanza. Yok, Roma yani kabile ilgili yazıklar var ama bir Tabula Ansata şeklinde değil. Arşivler üzerinde bazı yazıklar var ama o yazıklarda maalesef daha sonra yani kapının orijinalitesine ait yazıklar değil. Kapıda daha sonra, çok daha sonrasına ait bazı yazıklar var. Onlar da yayınlanacak. Yayınlandıktan sonra konuşacağız. Peki hocam. Kaleyi hocam en büyük ne yaptı? O adam başkanı.
Ya şimdi ben Ermeniya konusunda konuşabilecek düzeyde değilim. Çünkü ben sanat tarihçi değilim. Ermeni mimarisi ya da sanatını anlayan birisi değilim. Ama Ermeni mimarisi çalışan hocalarımız orada işte, bazı işte o iki kilise var, şapeller biliyorsunuz. Ve surlarda da bazı küçük bir, iki, üç bölümde Ermeni dönemine ait kalıntılar tespit ettiler. Ama onlar tespit ettiler. Yani benim uzmanlığım değil. Onların demesine göre iki kilise, bir şapel ve bazı sur kalıntıları Armenya prensi dönemine ait. Hocam o kiliseyi geçiyorsunuz ya daha çevrede. Çukura giriyorsunuz belki. Karşıda böyle bir koskoca bir duvar çıkıyor. Saray mı oldu? Onun da tabii göbeğinde bir yazılı taş var, koskoca. O yazılı taş, yani ne şey? O şu merdiven var, şu metal bir merdiven var. Evet, evet. O, şimdi o merdivenin o çıkış yeri mi? Allah hocam şimdi şey diyor, databank o kadar geniş ki yani şu anda o Ermeni'ye gidip bakmak lazım. O zaman teşekkür ederim, sağ olun. Yani bakar şey değil, şu anda hatırlamıyorum diyor. Yani, bakar. O taşı Ali Şamdavuz'un nerede bildiğin ve Ermeni birinci Toros dönemindeki evet. Şu hemen cephede değil mi? Yani bu kenardan çıkarsın cephede. Kendine giriyorsunuz. Evet, zaten sarayın kendisi zaten Ermeni bir şeydir sarayın. Bir şey o sarayı zaten. Hocam çok teşekkür ederim. Efendim beyefendi. Yazı dertliğine çok şükür. Ermenice onu söylüyor. Yani aynı şeyi anlaştık. Yani o birçok sarayının üstündekini diyormuş Cezmi'de. Sarayın kendisi de zaten Ermeni. Şehir tarihleriyle ilgili. Ya biz de şimdi binlerce yazdık. Binlerce yerleşim üst üste biniyor. Dolayısıyla her dönemden bir şey görmek mümkün. Doğal bütün diğer unsurlarda olduğu gibi. Erol Bey'den sorularını konuca bir dile ben vereyim. Hocam bu üstte ile karşımıza çıkan bir şey var. Yani Anadolu sanatı kendine kadar. Şimdi Adem Bey, şimdi şöyle söylüyor. Anadolu'nun kent nüfusunu şimdi işte su yolları dedik ya çok önemli. Su sistemi var ya su yolları. Şimdi Anadolu'nun su sistemi çalıştığı zaman aslında kent nüfusu hakkında çok sağlıklı bir şey söyleyebilecek durumdayız. Şimdi birçok kentli nüfusla ilgili bir şey söyleyebilirsiniz ama Anadolu'nun kentlerden birisi değil. Diye çünkü bir lejyoner kent. Yani yaklaşık 80 bin civarında askeri yaşar, yani Roma askeri yaşadığı bir kent. Dolayısıyla şey biz burada nüfustan oradaki yerli halkı mı kastediyoruz yoksa orada burada Romalı askerleri mi kastediyoruz? Şimdi Adana'nın nüfusu ne kadar diyelim ki işte 1.800.000. Peki İncirlik'teki askerleri buna dahil edecek miyiz gibi bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi diyeceksiniz ki bugün yani bugünkü Adana'nın nüfusu çok fazla, İncirlik tabii çok küçük kalıyor. Ama antik dönemdeki Anadolu'da durum tersi. Yani halkın nüfusundan çok daha fazla büyük bir, yani 80 bin kişilik bir Roma askeri lejyoner var. Dolayısıyla yani onları dahil edersen kendi nüfusu iki kat artar, belki üç kat artmış olacak. Ama bu arada sonuçta burada yiyorlar, içiyorlar, daimi kalıyorlar. Yani sonuçta tarım alanları var, hayvancılık yapmaları lazım. Tamam, Roma'nın askeri adam. Adam yıllarca burada kalıyor, bir tayin oluyor. 6 yıl, 9 yıl kalan var ya, yazılarını değişikliğe ediyoruz. 8-9 yıl kalmak çok ciddi bir şey. Yani dolayısıyla nüfus hakkında bir şey onlarda da söylemek çok zor. Tiyatro ve su sisteminden yola çıkarak kent nüfusu şu kadardır diyebiliriz. Buna bir de lejyoner askerleri katarsak sağlıklı bir sonuca ulaşırız. Çok politik bir yanıt oldu değil mi? Aynen. 200 bin. Sanmıyorum. At yok yani 300 bin. O da genç dönemde 300 bin olduğunu düşünecek olursak ben Anadolu'nun antik dönemde. Hadi gönlüm ister. Ama 200 bine ulaşacağını zannetmiyorum. Bir de bir şey o çok yani devam edecektim de işte o şey oldu. Yani eseri Amerika'dan mı isteyeceğiz, Avrupa'dan mı isteyeceğiz, üçüncü dünya ülkelerinden mi isteyeceğiz, her bir yasası ayrı, kanunu ayrı, yani kanun ne kadarsa ama neyse o konu çok sıkıntılı, başka bir şeyler konuşalım. Teşekkürler. 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 Te
Sağ ol. Şimdi ben Cezmi Hoca'ya biraz katkı açısından söyleyeyim. Bizde eski eserlerle ilgili yasada Tanzimat döneminde 1863-69'da başlıyor ve Nasarı Artıklar Nizamnamesi'yle ve maalesef ben bunu belki başka yerlerde de söylemiş olabilirim. Bu nizamnameye göre, bizim yasalarımıza göre Osmanlı'da eski eserin önemi yok. Taş gözüyle bakılıyor. Yani biz Bergama'yı böyle kaybettik. Evet. Bir de sonra düzeltme yapıldığı zaman üçte bir yasası dediğimiz komik bir mevzuat geliyor. Yani komik lafını özellikle kullandım. Üçte biri padişah, yani İstanbul'un üçte biri vatandaşı, üçte biri Fransız, Amerikalı, İngiliz. İşi yapan. İşi yapan kimse alıp götürme hakkına sahip. Padişahın gözünde de o üçte bir zaten taş. Alıp götürsen götürsünden başıma bela olmasınlar ismisiyle yapacak. Ve biz bunları Türkiye'den ya da Osmanlı toprağından gitmemesini Osman Hamdi Bey, yani Müze-i Hümayun kurucusu Osman Hamdi Bey'e borçluyuz. Ressam, avukat, zahiste hukuku. İşte ilk Atikadenizm zaddelesi çıkartılmıştı. Ama buradaki yasalar o kadar ayakları yere basmadığı için 1910'da giden şimdi